Kenan hocamızın da konuşma yapacağı genel başlık, onu hemen hatırlatarak sözü vereyim. Dini ve tarihsel bağlamda gayrimüslimlerle iletişim nasıl olmalıdır? Gerçekten aslında birbirini önceki konuşmaları da diyelim tamamlayacak bir konu. Buradan da gerçekten Kenan hocamız zannediyorum ders alacağımız önemli tespitler yapacak bize. Gayrimüslimlerle nasıl bir iletişim dili içerisinde olmalıyız? Nasıl bir iletişim kurmalıyız? Tabii ki İslam'ın koymuş olduğu prensipler çerçevesinde, ilkeler çerçevesinde bunu nasıl sağlamalıyız? Önemli bir soru. Cevabını inşallah Kenan hocamıza bekliyoruz. Buyurun hocam. Şimdi bana sorulan bu sorunun cevabı aslında çok kısa. Dini ve tarihsel bağlamda gayrimüslimlerle iletişim nasıl olmalıdır? Ta Peygamber Efendimiz zamanından belki bu problemlerin çıktığı zamana kadar nasıl uygulanmışsa öyle olmalıdır diyorum. Çünkü biliyorsunuz gayrimüslimlere, Müslümanların bakış açısı tarihte hep böyle insani olmuştur. Sanki kendilerinden bir parçaymış gibi onlarla muamele yapmışlar. İspanya'dan Yahudiler kavulduğunda 500 sene önce gemilerle almışlar, bizim buraya yerleştirmişler. Hadi buraya yerleştirmekte de kalmamışlar. Mesela Bursa'ya yerleştirdikleri zaman o arada bir cami yapılıyormuştu. Yahudiler de ibadethaneleri, sinagogları yok. Bırakmışlar cami inşaatını. Demişler ki ya biz gene de yani her tarafta ibadetimizi yaparız. Bunlar sinagog olmadan ibadet yapamıyor. Hadi bakayım, onlara önce bir sinagog yapmışlar. Sonra yarım kalan camiyi şey yapmışlar. Tamir etmişler. Yani 500 sene önce böyle. Sonra bir bakıyorsunuz ki hakikaten Müslümanlarla ehli kitap arasında herhangi bir problem de çıkmamış. Bir dostum vardı benim, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Yaşlı bir zattı. Lübnanlıydı kendisi. Babası Tevfik-i Hibri. Kendisi ismi. Babası da Sultan Abdülhamid'in efendime söyleyeyim ordularının, yani daha doğrusu Yıldırım ordularının işte zeytinyağı gibi, ondan sonra temel gıda maddeleri gibi şeyleri temin ediyormuş. Osmanlı ile bir anlaşması var. Yani İstanbul'daki sadaretle bir anlaşması var. Öyle birisi. Hatta Beyrut'un anahtarı kendisindeydi. Daha sonra bir törenle bunu Beyrut'un belediye başkanına teslim etmişti. O zaman yani yaklaşık olarak 30 sene önce falan. Şimdi o anlatmıştı. Demişti ki Osmanlı bizim buradayken Hristiyanlar var, Yahudiler var aramızda, Müslümanlar var hepsi. Aynı toplumun içinde yaşıyoruz. Biz 500-600 senedir hiçbir problem görmedik. Ne zaman Osmanlılar çıktılar buradan, ondan sonra problemler başlamaya başladı. Kimimiz kimimize dedi ki işte bunlar solcu Müslümanlar, sağcı Hristiyanlar, nasıl oluyorsa bu tabirler tabii, böyle demeye başladık diyor. Sonra birbirimizi vurmaya başladık. Sonra toplum diyor Hristiyan Müslüman diye bölünmeye başladı diyor. Biz diyor kendimiz diyor komşumuzun Hristiyan olduğunu bilmezdik diyor ya. Onlar diyor bizim dini bayramlarımızda gelir bayramımızı tebrik eder. Biz de onların işte efendime söyleyeyim bazı dini günleri var. Gider biz de onları tebrik ederdik diyor. Hiçbir problem yaşamazdık diyor. 1400 senedir yani 1300 sene 1400 senedir herhangi bir problemimiz olmadı. Ne zaman ki bu İslami anlayış aramızdan çıktı problemler ortaya çıkmaya başladı. Hakikaten az önce bütün o konuşmacılar işte Nevzat Hocam, Metin Hocam efendime söyleyeyim Safa Hocam, affedersiniz Safa Hocam, bunların üzerinde durdular. Hakikaten İslam dini evrensel bir dindir. Ve hakikaten bütün çağlara hitap eden hatta çağlar üstü bir dindir. Eğer problemler Üstad Bediüzzaman'ın münazaratı olduğu gibi şey noktasında çözülürse, dini noktadan, dini hükümler noktasından, Kur'an-ı Kerim ve sünnet açısından çözülürse hakikaten hiçbir problem kalmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu tabii ben biraz girişi herhalde uzun yaptım. 10 dakika konuşma izni veriyor. Allah razı olsun bizim hocamız. Ama burada hemen şunu söyleyeyim. Mesela benim bu bölümümde, bana verilen bölümde bir kısım Jön Türk der.
demeyiniz Hristiyanlara hey kafir. Zira ehli kitaptırlar. Neden kafir olana kafir demeyeceğiz? Yani böyle bir soru. Cevap da kör adama hey kör demediğiniz gibi diyor. Çünkü eziyet, yani kör adama niye kör diyorsun? Eziyet. Eziyetten nehi var diyor. Men eze zimmiyen. Zimmiye eziyette ne var? Şey var. Nehi var. Şimdi zimmi meselesini Allah razı olsun Nevzat hocam da biraz açtı. Diğer hocalarımız da Allah razı olsun açtı. Zimmi aslında İslam toplumu içerisinde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler gibi kesimdir. Bunlar bir muvatın tabir ettikleri, muvatana tabir ettikleri bir konumda yaşarlar. Yani vatandaş, ülkeye dışarıdan bir saldırı olduğu zaman gene seninle beraber ne yapar? Onlar da savaşır. Bugünkü toplumlarda olduğu gibi. Özellikle Peygamberimiz Medine'deki Yahudilerle böyle muvatana tarzında. Medine'ye dışarıdan bir saldırı olduğu zaman Yahudiler de Müslümanlar da bir olacak, saldıracaklardı. Medine'yi müdafaa edeceklerdi. Bunlardan cizye falan alınmaz. Ama mesela İslam dinine bir saldırı olursa, bu İslam dinine olan saldırı için tabi Hristiyanlardan ve şeylerden, Hristiyanlardan ve Yahudilerden cizye falan alınmaz. Yani çünkü senin dinini niye şey yapsın, savunsun? Ama bu zimmiler tabi bir hukuk şeyidir, tabiridir ve devletin siyasi efendim yapısının içerisinde yer alan bir tabirdir zimmi. Zimmi demek aslında, yani Müslüman bir devletin kendi tebası içerisinde bulunan Hristiyanlara ve Yahudileri, ya Hristiyanların ve Yahudilerin canlarını, mallarını, yaşamlarını, ırzlarını, dinlerini ve bunun gibi efendim hukukunu efendim zimmeti altına alan, almak demektir. Yani Müslümanlar tutuyor Hristiyanların, Yahudilerin korumak için zimmeti altına aldı. Şimdi zimmeti altına alınmış olan kimseler elbette ki hoş karşılanması lazım. Mesela men eza zimmiyen nokta nokta diye şey yaptı. Mesela onu tamamlayan hadis-i şerifler var. Men eza zimmiyen fakat ezani. Kim bir zimmiye, yani böyle Müslüman toplumu içerisinde hakikaten yani devletin taahhüt altına aldığı hayatlarını, ırzını, malını, dini taahhüt altına aldığı bu kimseleri, zimmiyi eziyet eden bana eziyet etmiştir diyor. Daha ötesi var mı? Peygamberimiz diyor ki bir zimmiye eziyet edersen bana eziyet etmiş olursun diyor. Yine başka bir hadis-i şerifte men eze zimmiyen fe ene hasmuhu. Kim zimmiye diyor eziyet ederse ben onun hasmı olurum diyor. Ve men kuntu hasmuhu fe kasamtuhu yevmel kıyame. Ve kasamtuhu yevmel kıyame. Kiminle de diyor hasım olmuşsam kıyamet günü onunla hasımlaşırım diyor Peygamberimiz. Başka bir yerde de muahitten bahsetti, Allah razı olsun Nevzat hocam. Muahit yani zimmiden daha öteye demişti. Yani kendisiyle taahhüt ediliyor. Yani muahede ediliyor. İşte onlar efendime söyleyeyim bu toplum içinde yaşamaya ve bu topluma hizmet etmeye ne yapmış oluyor? Ahd ediyorlar ve devlet de onlara efendim onların mallarını, canlarını, ırzlarını, dinlerini, yaşamlarını korumak için, hukuklarını korumak için taahhütte bulunuyor. Bunlar muahittir. Yani bunlar anlaşılmış insanlar. Men katale muahiden lem yerhi rahiyetel cennet. Diyor kim diyor böyle bir muahidi öldürürse cennetin kokusunu alamaz buyuruyor Peygamberimiz. Hatta bu muahidle ilgili şöyle bir hadis-i şerif de var. Ele men zaleme muahiden. İyi bilin ki kim bir muahide zulmederse ev intakasahu ya da ondan bir şey noksanlaştırırsa ev kellefehu fevka taakkatihi ya da gücünün yetmeyeceği kadar bir yükle onu mükellef kılarsa, yükümlü kılarsa ev akaza minhu şey'en bi gayri
tıbbi nefsiyi, yani kendisi hoşlanmadan ondan bir şey alırsa, fe ene hasmuhu, ben onun hasmıyım, yevmel kıyameti, kıyamet gününde buyuruyor. Yani az önce men eza zimmiyen diye Üstad Hazretleri, bu konuda birçok hadis-i şerif var. Bunlar Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor. Bu hadis-i şerifler böyle birçok yerde geçiyor. Hatta bu hadis-i şeriflerden dolayı bakıyorsunuz ki ehl-i sünnet vel cemaat, yani hepsi ağız birliği ederek konuşuyorlar. Hatta Vahabiler bile yani bunlardan dolayı ağız birliği ediyorlar. Gene ehl-i sünnet ve cemaatin bu hükmüne onlar da tabi oluyorlar. Vahabiler bile bu hükme tabi oluyorlar. Yani çok müfrit olmalarına rağmen Vahabiler İslam dünyası içerisinde bu noktada bile ne yapıyorlar? Birlik beraberlik içinde oluyorlar. Yani kısacası bugüne kadar İslam toplumu içinde hiçbir gayrimüslim, yani gerek Hristiyan gerekse Yahudi, herhangi bir problemle karşılaşmamıştır. Bir Müslüman komşusuna nasıl davranmışsa bir Müslümanlar, efendim bir Hristiyan, bir Yahudi komşusuna da öyle davranmıştır. Hiç eziyet etmemiştir. Yani mesela bakıyoruz ta İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde biliyorsunuz birisi Hristiyan diye bir Hristiyan'ın tavuklarını taşlıyor. İşte onlara zarar vermeye çalışıyor falan. Mahkemeye veriyor Hristiyan. Bu defa Müslüman'ın o bölgeden uzaklaştırılması konusunda mahkeme karar veriyor. Hristiyan'ın orada kalması için. Bir de ona ceza veriyor Müslüman. Şimdi bugüne kadar İslam dünyasında Hristiyanları, Hristiyanlarla beraber aynı iç içe yaşadığın zaman sanki Müslümanlarla iç içe yaşamış gibi efendime söyleyeyim onlarla beraber oluyorsun. Emin bir Müslüman tutup eziyet edemiyor. Yani bir Hristiyan'a eziyet edemiyor. Bir Yahudi'ye eziyet edemiyor. Yahudiler de Hristiyanlar da bu durumdan memnunlar. Ama şunu isterseniz özetleyeyim hocam. Ondan sonra konuşmamı bitireyim. Ama şu var, yani neden kafir olana biz kafir demeyeceğiz? Şunun için, kafirin iki manası var diyor. Bir de o noktaya dikkat çekiyor. Birisi ve en mütebadir, yani ilk akla geleni, dinsiz ve münkiri sani demektir. Yani bir ateist dediğimiz veya dinsiz dediğimiz insanlar demektir. İlk akla gelen budur. Kafir deyince o. Efendime söyleyeyim, şu manayla ehli kitabı ıttak etmeye hakkımız yok. Çünkü ehli kitaba siz ateist dediğiniz zaman, dinsiz dediğiniz zaman alınıyorlar. Yani ben gördüm böyle insanları. Ama ikincisi de şu var, peygamberimiz ve İslamiyet'i münkir demektir. Yani peygamberimiz de İslamiyet'i de inkar ediyor. Şu manayla onlara ıttak etmek hakkımızdır. Onlar dahi razıdırlar. Yani bana sen Müslümansın deseler gocunur muyum? Değil. Ben de Hristiyansın dediğim zaman o da gocunmaz. Hristiyan komşumuz, Hristiyan arkadaşımız dersin. O da gocunmaz. Çünkü o Hristiyanlık, Hristiyansın demekten zaten hoşlanıyor. Onlar da razıdır. Lakin örfen evvelki mananın tebadüründen, ilk akla gelmesinden bir kelimeyi tahkir ve eziyet olmuştur. Yani onlara tabii kafirsin dediğin zaman hakaret manası taşıdığı için demememiz lazım. Hocam, size de şu suali yönelteyim. İslam toplumları içerisinde bunca güzel muamele görmelerine rağmen gayrimüslimlerin birçoğunun İslamiyet'e dehalet etmemelerini neye bağlayabiliriz? Acaba bu konuda Müslümanların kavli lehin ile yeterince tebliğde bulunamamalarından kaynaklanıyordur bu? Dolayısıyla ne dersiniz bu konuda ve Müslümanlara bu konuda neler önerirsiniz? Yani. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Üstad Hazretleri'nin bu konuda şöyle bir sözü var, hatırlayacaksınız. Eğer biz İslamiyet'in güzelliklerini efalimizle, fiillerimizle efendim şey yapabilsek, yaşayabilsek, gösterebilsek yani kıtalar İslamiyet'e girer diyor. Demek bu noktada noksanlık var. Yani karşıdaki adam bir dini tercih edecekse din önemli bir konudur. İnanç konusudur. Sende güzel bir şey bulacak ki ne yapacak? Cat Stevens Müslüman olduğu zaman, Yusuf İslam olduğu zaman
Ben Müslümanların bu halini görseydim, İslamiyet'i kabul etmezdim diyor. Yani ben kitaplardan okuyarak öğrendim diyor. Yani ben özetini söylüyorum. Uzun bir konuşmasının içerisinde bunu söylüyor. Benim tanıdığım, bildiğim bazı şeyler vardı. Mesela Medine-i Münevvere'de öğrenciyken, efendime söyleyeyim, Müslüman olmuş. Batı'dan bir arkadaş geldi. Hollandalıydı kendisi. Öyle diyordu yani. Ben diyordu yani bu İslamiyet'i ben böyle bilmiyordum diyordu. Bu yaşantı acayip dedi. Üniversiteyi bırakıp gitti yani tamamen. Ben dedi gene kitapların arasındaydı. İslamiyet'i öğrenmeye gene devam edeceğim dedi. Yani zorlanıyorlar. Bizim aramıza girdiği zaman Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in o prensipleri dört dörtlük hakikaten yaşansa onlar sevecekler. Ama hayatımıza demek aksettiremiyoruz biz bunu. Dolayısıyla bir iticilik var Müslümanlarda. Hele bizi terör dini olarak da tanıtıyorlar. Hele efendime söyleyeyim yani problemlerin başı olarak da tanıtıyorlar. Bu konuda hani dediğimiz algı operasyonu tırnak içinde söylüyorum. Bu konuda bayağı bir gayret sarf eden medya var. Efendime söyleyeyim şey var, internet unsurları var. Sosyal medya gibi. Bu Müslümanların her şeyi. Bir de içimizde olanlar var. Deistler, ateistler. Efendime söyleyeyim, İslamiyet'in her şeyini tenkit eder hale gelmişler. Bu noktada tabii Müslüman toplumu içerisinde yaşadıkları halde kendi dinlerini şey yapıyorlar. Yani muhafaza ettiriyorlar. Bu birinci yönü. Ama ikinci yönü şu. İmam-ı Şafii Hazretleri bir diyor ehli kitaptan birisiyle bir insan evlense diyor ona İslam dinini diyor kabul etmesi için zorlayamaz. Hatta ben kiliseye gideceğim dese götürmek zorunda diyor. Sadece İmam-ı Şafii değil, bütün İslam uleması aşağı yukarı aynı noktada. Dolayısıyla hiç zorlanmamışlar. Yani olduğu gibi kabul edilmiş Hristiyanlar, Yahudiler. Dinlerinde onlar çok rahat bir şekilde İslam toplumu içinde yaşamışlar. Eğer hakikaten kabul edecekse araştırmaya yönelik olarak kabul etsin. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Hani İslam güneşinin önünde ona mümanaat eden diyor perdeler var diyor. 8 tane mani var. O 8 tane mani aşağı yukarı kalkmaya başladı. İnşallah bundan sonra o İslam güneşi bütün işte gönülleri fethedecektir diyoruz artık yani o şey var. Fakat şu prensibi unutmamak lazım. Mesela La tettehizül Yahude ve'n-Nasara evliya ayeti kerimesinde olduğu gibi diğer işte hocalarımız da açıkladıkları gibi üstadın şu cümlesinde mesele toplanıyor. Eğer bu cümleye riayet etsek ve hakikaten az önce söylediğimiz gibi yani İslamiyet'i biz hakikaten fiillerimize yansıtabilsek yani değil hani bazı Hristiyanlar kıtalar şeklinde İslamiyet'e girecekler diyor. O da şudur. Daire-i itikadı, daire-i muamelete karıştırmaya mecburiyet yoktur diyor. Çok güzel. Şimdi itikat dairesi bizim inanç manzumemizi oluşturuyor. Ve hakikaten biz bütün delilleriyle bu inanç noktasını güçlendireceğiz. Ama bir iş yapıyorsak, birisiyle bir iş yapıyorsak illa onda da hani Müslüman olma vasfını, efendime söyleyeyim benim gibi inanca sahip olma gibi bir durumu ondan beklememeliyiz. Muamelat kısmı evet itikat dairesinden farklıdır. Hani hocamız da söyledi ya, üstadın orada da belirttiği gibi La tettehizül Yahude ve'n-Nasara ayeti kerimesinde yani mesela adamın hakikaten güzel bir sanatı varsa alırsın. Yani değil mi? Güzel bir vasfı varsa onu ne yaparsın? Hoşuna gider, onu seversin elbette ki yani. Biz itikadı muamelatla çoğu yerde karıştırıyoruz. Dolayısıyla vay işte kafir, vay gavur bilmem ne falan diye hep böyle gidiyoruz. Ondan dolayı da itici oluyoruz herhalde yani. Biz inanç dairesini ayrı tutmalıyız, muamelat dairesini ayrı tutmalıyız. Bunları mecburiyet yok diyor. İslamiyet böyle bir şeyi emretmiyor ki. Hristiyanla da diyor ticaret yapabilirsin. Mühendisse mühendisliğinden istifade edebilirsin. Yani onun güzel bir sanatı varsa,
güzel bir mahareti varsa elbette onu iktibas edebilirsin. Mecburiyet yok İslamiyet'te. İlla her konuda işte mümin olacak, Müslüman olacak. Böyle bir şart yok. Daire-i muamelatı, daire-i itikatla karıştırmamak lazım. Kenan Hocam, ben çok ilginç buldum gerçekten bu dediğinizi. Aslında yani gayrimüslimde inanç noktasında, itikat noktasında bir değişimin olması muamelat noktasında bizim ne kadar dürüst olmamıza ve o konuyu birbirine karıştırmadan düzgün yapmamıza bağlı olacak. Düzgün yapmamıza bağlı olacak. Sonra ne olacak? Sonra o adam dönüp bakacak. Ya bu kadar dürüst bir insanın elbette ki yani bir yerden kaynaklanıyor bu dürüstlük. İmanından, İslamiyet'ten kaynaklanıyor deyip tercih edecek. Yani uzak doğudaki Müslümanların hali, hep eskiden bizim Müslüman tüccarlar gitmişler. Orada onların güzel ahlakını görünce İslamiyet'e girmişler. Hatta yani Hintli bir alim vardı, öyle diyordu. Yani İslamiyet'i diyordu, tüccarlar dünyaya yaydı diyor. Tüccarlar ya. Yani bu adam alimler yaymamış yani. Tüccarlar yaymış. Niye? Güzel ahlakı gösterdiğimiz zaman bu olur. Biz daima daire-i itikatla daire-i muamelatı karıştırıyoruz. Çok affedersiniz. Son sözüm olsun. Adapazarı'nda bir dershanede ders yapıyoruz. Orada Kanada'dan gelen bir şey vardı. Doktor, tabip. Dedim ne var ne yok? Oradaki Müslümanların hali nedir diye umumi olarak bir soru sordum. Ya dedi, orada Müslümanların hali pek iyi değil. Dedi ya dedi, en güvenilmeyen insanlar birincisi Araplar, ikincisi Türkler geliyor. Hiç kimse bunlara dedi iş vermiyor. Çünkü ne sözüne güveniliyor, ne yaptığı işe güveniliyor. Adamlar güvensiz, yani güven telkin etmiyor. Birincisi Araplar, ikincisi Türkler diyor. Bu insanların hali güzel olur mu diyor. Yani. Şimdi İslamiyet'i biz böyle mi vereceğiz onlara? Böyle vermeyeceğiz. Ha ne yapacağız? Muamelatı biz İslamiyet'in emrettiği şekilde yaşayacağız. Elbette ki o yaşantı karşıdakini cezbedecek. Ondan sonra ya bunun itikadı, inancı nedir diye öğrenilecek. Ha ondan sonra ne olur? İslamiyet'e girmeler olur. Ama kavgalı olursa olmaz ki bu iş. Değil mi? Üstadım bak şu cümlesi. Son cümle olarak benim elimde var. İtikadı daire-i muamelata karıştırmaya mecburiyet yoktur. Bitti. Bitti, mecburiyet yok. Biz İslamiyet'i hakikaten muamelatta dürüst yaşayacağız. İslamiyet'i İslamiyet gibi. Ondan sonra onlar senin itikat noktana gelecekler.